Vamık amca. He ya, Vamık amca. Yık takımları. Ölümcek olay var, ölümmeyecek olay var. Ya Vamık amca tut kendini ya. 11 Kasım'da gösterime girecek olan Tamirhane filminin oyuncuları Erkan Kolçak Köstendilli, Rıza Kocaoğlu, Cihangir'de Magazin Hattı'nın sorularını yanıtladı. Kendinden ölçer ya insan, ben buna gülerim dediğin bir şey yaptık. Umarım hani tek derdimiz sinema alışkanlığı yeniden insanların gelir ve salonlara gidip izlerler. Ve yani şeyden şüphem yok, kendimiz üstünden ölçüp eğlenecekleri bir şey oldu. Biz eğlendik. Yani çekerken eğlendik klişesinden bahsetmiyorum. İzlerken de eğlendik. Yani. Erkan Kolçak Köstendil aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda oturdu. Biraz yarı yalan bir hikaye. Fantastik başlıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenilmiş bir yere kadar. Onu kullanıyor filmde de. Bir yerden sonra herhalde bilimsel bir tartışmaya sebep olacak bir yere bağlanıyor. Köstendil, seyirciyi pandemi döneminde batma noktasına gelen sinema salonlarına çekmek için uğraştıklarını dile getirdi. Bir şeye para ödüyorsa o konuyla ilgili ondan ricacı olamazsın. Ona çok iyi gidip koşa koşa sinemada izleyici ya da tiyatroda izleyici bir şey sunmak zorundasın. Biz buna uğraştık. Biz becerememişizdir. Aynı dönemde birçok film giriyor vizyona. İnşallah bu alışkanlığımızı bir daha kazanacağız. Çünkü arada geçirdiğimiz dönem nedense böyle sanatsever bir virüsle savaştık. O da böyle bir araya gelip sanatsal bir şey yapma alışkanlığımızı ortadan yok etmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Onu kırmaya çalışıyoruz. Çünkü bir araya gelmeye ihtiyacımız var diye düşünüyoruz biz. Erkan Kolçak Köstendil filmin oyuncularından Merve Dizdar için de inanılmaz bir yetenek yorumunu yaptı. Aynur'cum, frenler sapasağlam taş gibi. Teşekkür ederim Yılmaz abiciğim. Merve harika ya. Merve... Ya, bir tane bir sahne vardı normalde senaryoda yazmayan. Ben Merve'den onu oynamasını isterken biraz utandım. Kendim de oyunculuktan geldiğim için hani bir şey istedim ondan. Dedim ki ya bu acaba bir oyuncudan bunu istemek ayıp mı oluyor biraz falan filan. Vallahi öyle bir oynadı ki o anı. Bence inanılmaz bir yetenek, muhteşem bir kadın. Çok seviyoruz onu yani. O bu kadar söyleyebileceğim şey yok. Bu sorunun tersi yerinden ben bir şey söyleyeyim. Yani ben, yanlış bir şey söylüyorsak söyleyin abi, öyle bakıyorsun. Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in yönetmen olarak kendilerine çok özgür bir çalışma ortamı sunduğunu anlattı. Erkan'la yönetmen olarak çalışmak da hakikaten böyle kısa sürede, 3 haftada bir çıkan bir filmde kendimizi çok özgür hissedip bambaşka oyunculuk özelliklerimizi sunacağımız bir alan yarattı Erkan ve Merve için de, Necdet abi için de, benim için de kendi aramızda da konuştuğumuz bir şey bu. Ya onun sonucunu gördüğümüz ve bildiğimiz için böyle mutlu ve rahat bir şekilde buyurun gelin izleyin. Ne güzel bir oyuncudan bunu duyduktan sonra aksatlasam da olur. Kurguda hata yapsam da olur, her şey olur yani. Ne güzel bir şey. Bitirmeye çalışıyorlar. Ne güzel bir şey. Bitirmeye çalışıyoruz. Az kaldı. Hala uğraşıyoruz gece gündüz. İnşallah 11 Kasım'ı yetiştireceğiz. Siz de inşallah hep beraber seyreder, inşallah keyif alırsınız. Kocaoğlu, Tamirhane filminde fenomen proje Kaybedenler Kulübü'ndeki rol arkadaşı Necdet İşler'le de bir araya geldi. Yıllar sonra buluşmuşuz gibi değil. İkimiz de, Necdet abinin de benim de bugüne kadar yaptıklarının çok dışında bir film yapısı ve karakter yapısı var bu filmde ve işte ona da Erkan böyle o güveni sağlayıp saldı, kendimizi salmamıza alan yarattı. Dolayısıyla işte izlediğinizde mesela yalandan söylemiyorum hani seyirci için ve izleyen için değil, sen de izlediğinde mesela Rıza, Necat abi değişik bir şey yapmış dedirten senaryosu yapısının dışında yönetmenle de ilgili bir şey oldu. Bir yönetmen başarısı olursa ve konuşulursa ilkin bundan sebep olacak diye düşünüyorum. Bayağı ödüm seni. Ne güzel bir şey diyorum o yüzden. Aksatlasam da problem değil yani. Biz bu şekilde böyle sarılıp gidebilir miyiz?